yine başlar, yeni yeni başlar International TV. Ortada kalmadan kabul yapalım her zaman International TV. Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu M15 Royal Pass. TikTok'tan bayağı arkadaş etiketlemiş, bayağı piyasada arkadaşlar bir 3-4 tane video dolaşıyor. Bunlardan ben bir tanesini aldım. Zaten oradan olayı anlayacaksınız arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra M15 Royal Pass gerçekler vs yalanlar yapacağız arkadaşlar. Eskiden bayağı bunun videosunu çekiyorduk. Bilen arkadaşlarımız illaki vardır. Şimdi arkadaşlar ondan önce hemen şöyle bir RP kısmına bakalım. Biliyorsunuz videoların başlarında popülerlik atan arkadaşlarımızın isimlerini okuyoruz. STG Swat, Dark Yorgun, Dex Yalnız. Bu böyle gitmiş. Şu üçlü kısım niye değişmiyor anlamıyorum. 2200 attıklarından mı değişmiyor arkadaşlar böyle tekliden? Onda bilen varsa yazsın abi. Değişmiyor orası bir türlü. İsmi gözükmemiş olan arkadaşlarımız varsa da popülerlik atıp onlara da çok teşekkür ederim. Hemen bir iki sorumuz var. Onları da yanıtlayalım abi. Aradan onlar da çıksın. Abi soru, level atlıyoruz. Onun ödülünü nasıl alıyoruz? Ben 55 seviyeyim ama profilde 53 seviye yazılmış demiş. Şimdi şöyle, oyunda biliyorsundur. Belki unutmuşsun da olabilir. İki tane seviye var. Bir TDM kısmında var, bir de normal klasik var. Seninki büyük bir ihtimalle 55 olan TDM olabilir. Diğeri de 53 de klasik olabilir. Oradan karıştırıyor olabilirsin. Abi soru, abi hastalık modu Cadılar Bayramı'nda gelecek mi ve PUBG'de ilk gelen Tyrant gelir mi? Ya Tyrant bu şeydeki değil mi? Normal zombi modu vardı. Ondaydı ama zombi modu veyahut da Cadılar Bayramı'nda hastalık modu, bunlar şu an beta'da hiç gözükmüyor arkadaşlar. Hani hiç olmadı böyle ucundan bir şey verebilirlerdi ama belki hastalık modunu, hani bu Cadılar Bayramı'ndaki böyle bir değişik bir köy gibi yer var ya, ona göre belki getirirler mi belli olmaz. Ama küçük bir ihtimal arkadaşlar, çünkü herhangi bir bilgi yok. Ama gelse iyi olur. Ben eskiden hastalık modunu çok fazla oynuyordum. İlla oynayanlarınız da vardır. Evet, şimdi geldik arkadaşlar Dana'nın kuyruğunun koptuğu yere. Gelelim M15 Royal Pass ödüllerine. Tabi piyasada dolaşan ödüllere. Ondan sonra biz hani bunlar nasıl olmuş, şöyle mi olmuş, böyle mi olmuş, gerçekleriyle beraber size karşılaştıracağız. Hemen şöyle bir başlıyoruz arkadaşlar. Böyle bir UMP deseni var arkadaşlar, yeşil. İşte böyle aşağısı sarı falan filan. Bunu koymuşlar. Böyle bir çantamız varmış arkadaşlar. RP ile beraber gelecek çanta bu. Onların paylaştığına göre. Böyle bir üst seviye kaskımız var arkadaşlar. Şöyle bakarsak şöyle bir M762 deseni var. Kanalı eğer takip ediyorsanız bu deseni zaten görmüşsünüzdür. Ben bunu ne zaman paylaştım? Böyle bir DP desenimiz var arkadaşlar. DP deseni güzel bu arada ama. Böyle bir motosiklet var. Şöyle bir dansımız var arkadaşlar. Hangi ringe çıkıyoruz? Şöyle bir set koymuşlar. Bir de set 25. seviye arkadaşlar, ha bedavaymış. Yani oyuna böyle bir bedava setin gelmesi bence imkansız yani. Şöyle bir gitarlı dansımız var. Bu da bedava dansmış. Hay anasını. Şöyle bir setimiz var. Bu da bedavada. Ama drop'un içinden çıkıyor demek ki. Birinci seviyede böyle bir pompala geliyormuş arkadaşlar. Gelelim bir diğerine. Bir de ayrıca birinci seviye seti. Şimdi arkadaşlar piyasada buna benzer birkaç tane daha video gözüküyor. Ha, 50 seviyeye de bunu koymuş. Tamam mı? 50 seviyede bunlar gelecek diye. Şimdi burada hemen şöyle başlıyoruz arkadaşlar. Ekranı ben paylaşayım. Şimdi benim arkadaşlar Çin versiyonundaki hesabımdayız. Şimdi bazı tabi setler gözükmüyor. Adamlar şunu yapıyor arkadaşlar. Mesela diyelim Çin versiyonun eski setlerini. Çünkü Çin versiyonu çok set yenilemiyor arkadaşlar. Yani eski setleri çok tutmuyor. Eski videolardan setleri alıp koyuyorlar ki kimse ulaşamasın diye. Anlatabiliyor muyum? Ama bazı şeyleri de oyun içinden alıyorlar, onları gösteriyor. Şimdi gelelim hızlı bir şekilde arkadaşlar. Şu. DP deseni. Ekranda gördünüz. Az önce size göstermiştim arkadaşlar. Böyle bir tanıdık geldi mi? Şuradan bir dakika, neredeydi o? Şuradan bir bakın abi. Yükseltilebilir silah kısmında. Zaten bu şu an etkinlik var diye biliyorum. Sandık gibi bir şey geldi. Çarptı olabilir. Birazdan ona bakarız. DP bu arkadaşlar.
Geldik M762'ye. Gördüğünüz gibi M762 de bu. Bu yükseltilebilir silah arkadaşlar. Bunu ben hani ilk çektiğimde Çin'e buz diyarı M762 geldi demiştik yani. Zaten buz yani. Bu buradan alınmış. Gelelim bir de şu var. UMP'cik arkadaşlar. Onu da şuradan almışlar. Görüyor musunuz? Şöyle bir göstereyim. UMP de bu arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz gibi şöyle yandan bakarsak. Silah desenlerinde. Pompalıyı bulamadım arkadaşlar. Pompalı acaba şey mi? Yükseltilebilir bu pompalı deseni falan geldi mi bilmiyorum ama. Yok herhalde. İşte pompalı mesela eski silah desenlerinden bir tanesiymiş demek ki. O şu an burada gözükmüyor. Var mı diye bakıyorum yine ama yok abi. Eski silah desenlerinden birini çıkartmışlar. Şimdi gelelim hemen şu kısma. Bak şu etkinlik de şu ha. Şunun etkinliği geldi. Şey burada. DP burada yani. Burada gördüğünüz gibi. Tamam mı? Tamam abi buradan çıkalım. Ondan sonra girelim şeye. Setler kısmına. Şimdi burada Çin PUBG'de bütün setleri burada tutmazlar arkadaşlar. Sürekli değişir setler. Hani bizde bazı setler sürekli duruyor ya böyle UCS ile beraber. Çin'de öyle değildir abi. Bu set miydi o? Aynen. Gelelim setimize arkadaşlar. Bu kaçıncı seviyenin setiydi? Şöyle bir aşağı inelim. Aşağıda bir yerde olması lazım. Görüyor musunuz? 10. seviyede gelecek olanmış. Abi şuna bakın. Set bu. Ekstradan şimdi birinci seviye setiyle bir set var ya o gözükmüyor burada. Çünkü eskilerden gelmiş. Tamam hadi burayı da geçelim. Geldik şeye. Buraya geldiğimizde kask kısmına arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kaskımız bu. Adam bize ne gösterdi kaskta? Bunu gösterdi. Bu ne abi? Bu da Çin'de. Hani bunlar Çin'e RP'ye gelen setler şeyler de değil yani. Normal şeyli gelenler. Tamam kaskı geçelim geldik çantaya. Çantaya bakın abi. Bu da bu. Çantayı da buradan artık araklamışlar mı diyelim, yürütmüşler mi diyelim, ne diyelim bilmiyorum. Ekstradan geldik danslara. Arkadaşlar danslarımıza bakalım. Gitarlı olan dans bu. Bunlar RP'de gelmedi bu arada. Ve ekstradan diğer olan dans da bu arkadaşlar. Adamlar bunları buradan çekiyorlar ne yazık ki arkadaşlar. Böyle bir olay mevcut. Buradan size ekstradan gösterebileceğim farklı bir şey ona bakıyorum. Ha, burası genel manada böyle arkadaşlar. Umarım gözden kaçırdığım bir şey yoktur. Evet adamlar bunu Çin'den çekmiş. Ha doğru olan şeyleri hemen gösterelim. Gerçekler kısmını. Ya adam sonuna bilerek bunu koyuyor. Bu gerçeği olan arkadaşlar. Bu setler ya biri 1 seviye ya biri 50 seviye ya da ikisi 50 seviye olup seçmeli olacak M15'te. Bu doğru. Bunu size hani sonuna koyup kafanızı karıştırıyor abi. Tamam mı? Sandıklarda da arkadaşlar normalde işte Windows 94 olsun, UMP olsun, DP olsun bunlar gelecek olan desenler ama desenleri gözükmüyor. Bak gerçek kısmı bu. Anlatabiliyor muyum? Ama size orada desenli gösteriyor. Ama o desenlerin hepsi Çin'de yine. Ekstradan da arkadaşlar gerçek olan kısımda RP sandıkları 1 ve 2. sezonun setleri geliyor. Şu an öyle gözüküyor. M15'te bunlar da gerçek kısımlar arkadaşlar. Yani gençler bu aralar böyle şeyler görürseniz bilin ki bunların hepsi Çin'den size geliyor yani. O şekilde servis ediyorlar. Bu şekilde bugünkü M15 Royal Pass gerçekler vs yalanlarımızı yaptık. Bunun böyle devamının gelmesini istiyorsanız yorumlara da yazın. Bu arada arkadaşlar bildirim saatinizi de yazarsanız çok sevinirim. Bildirim size saat kaçta geldi videonun. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bye bye.